merkezinde düzenlenen konferans üniversite öğrencileri tarafından yoğun ilgi gördü. Sivas İl Özel İdaresi, belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan köy ve mezraların yerleşik alanlarının sınır tespiti için yürüttüğü çalışmalar kapsamında 657 köy ve mezrada sınır tespiti yaptı. 657 köyden 637 köyün sınır tespitleri encümen onayının tamamlanmasının ardından ilçe özel idare müdürlükleriyle Sivas Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne gönderildi. İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü, belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan köy ve mezraların yerleşik alanlarının sınır tespiti için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında 657 köy ve mezrada sınır tespiti yapıldı. 657 köyden 637 köyün sınır tespitleri encümen onayının tamamlanmasının ardından ilçe özel idare müdürlükleriyle Sivas Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne gönderildi. Köy yerleşik alan sınırı tespit çalışmalarını muhtar ve azaların bilirkişi yardımıyla yapan İl Özel İdaresi, yerinde yapılan çalışmalar sonucu köy ve mezraların yerleşim alanlarının tespitini yaparak hazırlanan köy yerleşik alanı paftalarını il encümeni onayından sonra bir ay askıda tutarak vatandaşlara duyuruyor. Ceylan var. Şu yolu takip et abi, şehrin ön tarafına. Köy yerleşik alan sınırı tespiti çalışmalarıyla köy sınırları içerisinde yapılacak inşaat, imar uygulamaları, cins değişikliği ve alım-satım işlemleri daha da kolay hale geliyor. Bu uygulamayla yerleşim alanı dışında bulunan tarım arazilerinin de korunması amaçlanıyor. Köy sınırları içerisinde yapılacak inşaatlarda projelendirmek suretiyle inşaata izin verme yetkisi de muhtarlığa veriliyor. Köy yerleşik alan sınırı içerisinde inşa edilecek yapılar, yapı ruhsatına ve yapı kullanma izin belgesine tabi olmazken, tespit edilen sınır dışarısında kalan taşınmazlarda yapılacak inşaatlarsa, il özel idare kontrolünde yapı ruhsatına tabi tutuluyor. Köy yerleşik alan tespitleri yapılmadığında tüm yapılar yönetmeliğin 6. bölüm hükümlerine tabi olarak ve ruhsatlı yapılması gerektiğinden bu durum vatandaşların hukuki süreçlerle karşı karşıya kalmasına neden oluyor. Aşağı su. Anayol üzeri zaten belli. Battagiller kış aylarının en çok tüketilen gıdalar arasında yer alıyor.